Tüm zamanların en iyi ağır siklet boksörü dendiğinde akla gelen belki de ilk ve tek isim Muhammed Ali. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan efsanevi boksör. Henüz 12 yaşındayken taktığı boks eldivenleriyle profesyonel arenadaki ilk başarısını 1960'da 18 yaşındayken elde etti. Roma yaz olimpiyat oyunlarında altın madalyaya uzanan Clay'in ünü hızla yayılmaya başladı. Roma'dan döndükten sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince altın madalyasını Ohio nehrine atan Clay, bundan 4 yıl sonra dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la ünvan maçına çıkacak kadar yükselecekti. Hiç kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemediği Liston'ı yenmeyi başaran Clay artık dünya ağır siklet boks şampiyonuydu. Cassius Marcellus artık Müslüman olduğunu ve bundan sonra adının Muhammed Ali olduğunu da bu ünvanı aldıktan sonra kameraların karşısında ilan etti. Ancak Vietnam Savaşı ile birlikte Muhammed Ali için de zor günler başladı. 1967'de savaşa gönderilmek istenen Ali, Vietnamlılarla bir problemi olmadığını, "Onlar beni hiç aşağılamadı" ifadesiyle anlatsa da savaşa gitmemek ünlü boksere pahalıya mal oldu. Lisansına ve pasaportuna el konulan Ali 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında açtığı temyiz davasını kazanan Ali 1970'te tekrar boksa döndü. 1971'de Joe Frazier'la asrın maçına çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa yenilgiyle tanıştı. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a da yenilince birçok kişi Muhammed Ali'nin kariyerinin bittiğini sandı. Ancak Ali'nin 1974'te George Foreman'la yaptığı maç boks tarihine altın harflerle yazıldı. 8 round süren maçta Muhammed Ali Foreman'ı yıktı ve Floyd Patterson'dan sonra unvanını geri kazanan ikinci boksör oldu. Muhammed Ali 1978'de Leon Spinks'e yenilse de aynı yıl yine Spinks'le yaptığı maçı kazanarak dünya şampiyonluğunu 3. kez elde etti ve tarihi bir rekora imza attı. Ali 36 yaşında kariyerini şampiyon unvanıyla noktaladığında yalnızca 5 yenilgisi vardı. Efsane boksör 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazanmıştı. Efsanevi boksör yaşamının son 30 yılını ise Parkinson hastası olarak geçirdi.